Multiplayer'den herkese merhaba. Mart ayında çıkacak oyunlarla karşınızdayız. Contra Operation Galuga. Bildiğimiz Contra'yı yeniden hayal edip modernleştirmişler. Modern Contra diyebiliriz. İşte yeni düşmanlar, mekanikler falan tabii ki modernleştirirken bunları da katmışlar. Sadece görsel, işitsel bir yenileme yok. Arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Biraz böyle bir nostalji çağrısı olmuş. Yani çok ekstra ses getireceğini zannetmiyorum ama Contra'cılar için bir nostalji hizmeti. Ya tamamen aslında bence, ya tabii şimdi oyunun kalitesini bilmiyorum, ezberden konuşmak gibi olmasın ama böyle eski markaları tekrar diriltme modası var ya şu anda, herkes bulabildiği markayı alıp tekrardan bir gün yüzüne çıkartmaya çalışıyor. O hevesle yapılmış gibi hissettirdi bana ama umarım keyifli de bir oyun olur. Alone in the Dark bu ayın büyük oyunlarından bir tanesi. Tabii böyle AAA gibi düşünmeyin bunu ama gene de iyi gözüken, şık gözüken bir survival horror oyunu. Alone in the Dark aslında bu türün atası diyebileceğimiz oyun. Yani Resident Evil'ın ilham aldığı oyun aslında Alone in the Dark. Fakat sonrasında marka bir türlü kendi istediği kıvama gelemedi. Yitip gitti der. Bu kez iyi o gözüken, fena gözükmeyen bir denemeyle geliyor. Daha önceki Alone in the Dark'ları oynadıysanız bir ara marka çok leş oyunlara gebe olmuştu yani. Alone in the Dark Illuminati diye bir oyuna bakmanızı tavsiye ederim. Oynadığım en kötü oyun olabilir kendisi. Bu kez öyle bir şey yok. Biraz daha macera tarafının yoğun olacağı söyleniyor bu arada. Aksiyon tarafının daha hafif kalacağı söyleniyor. Başrolde de adamın adını hatırlamıyorum. Tuncay, belki sen hatırlıyorsundur. David Harbour mıydı? Evet, Stranger Things Harbour. Evet evet, o abimiz başrol oynuyor yani. Hani güzel, böyle bir survival sevenlerin keyif alabileceği bir oyun geliyor gibi. Ben ortalama bir şeyler bekliyorum. Çok böyle tepeye oynayacak bir ben oyun de öyle beklemiyorum evet. Açıkçası. O yüzden biraz türün hastasına gider gibi geliyor bana. Aynen. Yani. Horizon Forbidden West Complete Edition PC'ye geliyor. Horizon Forbidden West yanında expansion ile falan da birlikte geliyor. PC oyuncularının beklediği bir oyundu. Sonunda geliyor. Gelsin ya, bir de PC'de görelim bakalım, deneyelim yani. Bir sıradaki oyunumuzda Dragon's Dogma 2 hemen arka arkaya çıkacaklar aslında. 22 Mart'ta geliyor Dragon's Dogma 2'de ve çok ses getireceğini düşündüğüm bir oyun olacağını varsayıyorum. İlk oyun aslında böyle çok fazla popüler olamamıştı. Biraz böyle kült kalmıştı. Kendine ait bir hayran grubu var elbet ama geniş kitlelere yayılmamıştı. Bence bu oyunla beraber çok daha fazla kitleye ulaşacak diye bana geliyor en azından. Açık dünya rol yapma aksiyon oyunu bu fakat kendi tarzında bir oyun. Yani böyle geleneksel açık dünya rol yapma oyunları gibi düşünmeyin abi. Yanınızda bir parti alıyorsunuz. Bu parti tamamen yapay zekadan oluşuyor. Ve açık dünyada sağa solu keşfediyorsunuz. Çok kolay bir yapısı da yoktur bu arada. Öyle klasik işte her noktasında checkpoint alan, ilerledikçe seni böyle koruma altına alan bir oyun değildir. Hani bazı yollerden böyle Souls serisini hatırlatacak zorlu kısımları da vardır. Keşfetmesi, aksiyonu, düşmanların üzerine tırmanmasıyla falan çok kendine has bir yapısı vardır. Ben çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacağını. Ben büyük ihtimal Trickster olarak oynayacağım. Onun oynanışı acayip ilgimi çekti. En farklı gözüken, böyle çok fazla örneği olmayan bir oynanış sunuyor gibi geldi bana. Çok enteresan geldi. Ben öyle konvansiyonel, yani çok enteresan mekanikler barındıran karakterleri oynamaktan biraz çekiniyorum. Çünkü yani oyun sonunda tıkanabilirsin belki. Sıkıntı olabilir. Çok değişik bir mekaniği var. Yani tuzağa düşürüyorsun düşmanlarını resmen ve şey, atıyorum bir örnek vereyim mesela. Bir uçurumun kenarına işte şey yapıyorsun. Kendinden bir klon oluşturuyorsun diyelim. Düşman ona saldıracakken aşağı düşüyor. Misal bir örnek yani bu. Hani böyle tuzaklara düşürebiliyorsun düşmanları. Aynı zamanda bu Trickster pasifist oynamak isteyenler için de yapılmış galiba. Öyle bir şey de okuduğumu hatırlıyorum. Yani ya saldırmak istemiyor birilerine. Ha, o yüzden böyle sana bir çözüm kalmış bulmuş. O yorumu biraz sen uygulayacaksın ama oynanışı bayağı komple değiştirdiği için benim en çok dikkatimi çeken o oldu. Yani böyle yeni oyun oynuyormuş hissi de veriyor açıkçası, oynanış tarafında farklı olduğu için eski oyuna kıyasla. Princess Peach Showtime, ya Princess Peach, Princess diye niye okuduysan Princess Peach Showtime, gereksiz Princess İngilizce. Olmadı oğlum, sen Princess Peach diye okursan Princess daha iyi olur. Çünkü diğer türlü Türkçe Princess Peach diye bir şey var. Yetim Princess Peach. Nintendo dava açıyor. Ha, çünkü hiç Princess falan öyle şey kasmıyoruz ya, bir tuhaf geldi okurken de. Evet ama bir tek bunda kasmak gerekiyormuş gibi geldi. Prenses Hanım'ın başrolünde olduğu bir oyun. Farklı dönüşümler geçiriyor ve tabii ki de farklı yetenekler kazanıyor. Bayağı ondan fazla dönüşüm vardı neredeyse. Aksiyon macera türünde bir oyun. İçerisinde bir platform mekanikleri falan da var. Böyle ortalama üzeri olacak gibi gözüküyor ama böyle çok devasa bir beklentim yok. Böyle yılın iyilerinden olacak gibi. Kim yapıyor bunu? Yani Nintendo'nun kendi oyunu. O zaman iyi olur abi. Yok, iyi olur da kendi... hani böyle 9'luk 10'luk beklemiyorum. 7-8 civarı ben bekliyorum. Vallahi ben bundan bir sürpriz bekliyorum ya. Sağlam bir şey çıkabilir böyle oynanış anlamında. Çünkü Nintendo bu tarz alanlarda en iyi oyun yapan firmalardan bir tanesi. Hangi kişi yapıyor bilmiyorum. Nintendo o konuda çok şey bir firma değil yani. Hani böyle direktörlerini, yapım ekiplerini süper öne çıkaran bir firma değil. Şey abi hariç, Miyamoto muydu? Oradaki abi hariç. Onun dışındaki ekip bu tarz oyunları yapmakta bayağı başarılı aslında. Çok sağlam bir şey de çıkabilir. Sürpriz olabilir. Evet, olabilir. Rise of Ronin bu
ayın iddialı aksiyon oyunlarından bir tanesi. Benim çok beklediğim oyunlardan biri. Aynı zamanda bu aslında bildiğiniz abi klasik o Japonya dönemlerinde gidip böyle kılıç salladığınız bir yapısı var. Hani baktığınız zaman Ghost of Tsushima'dan veya benzeri bir oyundan ne kadar farklı diyebilirsiniz ama bu oyunu yapan ekip combat sistemi açısından bence piyasadaki en iyi ekiplerden bir tanesi. Çok sağlam bir aksiyon sistemi yapacaklarına %100 eminim ve bunu çok hoş, çok güzel bir oyun anlatısıyla da birleştirirlerse çok keyifli oynayacağımı düşünüyorum. Yapım ekibi daha önce Nioh'ları yapmıştı. En popüler oyunları olabilir hatta yakın zamanda çıkanlar. Ninja Gaiden'lar var ama artık onlar eskidi biraz yani. Rise of Sony ile beraber de ciddi anlamda aksiyon tarafında hem yeni şeyler deneyeceklerini gösterdiler hem de hikaye anlatımı, bölüm tasarımı konusunda da artık farklı bir şey yaptıklarını ortaya koydular. En azından fragmanlarda onu hissettirdi bana. Ki bu da benim yapımcıdan uzun süredir beklediğim bir şeydi. Daha güzelini söyleyeyim bir de, bu oyun Türkçe altyazıyla geliyor. Evet, hiç beklemediğim bir oyun Türkçe altyazıyla gelmesini. Yani dediğin gibi bölüm tasarımıyla hikaye anlatımını zaten çözdülerse Team Ninja seviye dağıtlar yani sektörde. Abi zaten yani istese çözer gibi geliyor bana. Biraz sanki üşengeçliklerinden yapmıyorlar gibi. Yani bir şey oturttuk abi bunu bozmayalım diye. Çünkü yani kendileri de farkındadır. Çok özel bölüm tasarımlarına sahip olmadıklarının veya hikayelerinin biraz tırışka kaldığını ama bir sebepten ötürü bozmuyorlar onu. Önceki oyunları full loot odaklı oyunlar neredeyse. Yani hikayeyi sallayan kaç oyuncu vardır bilmiyorum. Devamlı bir şey kes, yeni eşya kazan üzerine gidiyordu. Ve biraz uzun sündürülmüş oyunlardı. Yoksa aksiyonları müthiş gerçekten. Ya bu kez o sündürülmüş kısımları atıp aksiyon tarafını böyle cilalarken diğer tarafları da arttırırlarsa 10 numara olur. South Park Snow Day. South Park'taki yeni çocuk teması bunda da var. Yine biz şehre yeni gelmiş bir çocuğuz. Ama bu tabii en son yaptıkları RPG serisinden farklı bir rotada bir oyun. Bu sefer bildiğin online co-op oyun yapmışlar South Park üzerine. Ya şahsen görsel tarzını da çok beğenmedim. Bambaşka bir görsel tarzda geçmişler. Önceki oyunlar direkt oyunu izliyormuşsun. Diziyi oynuyormuşsun gibiydi. Diziyle birebirdi. Evet. O çok hoşuma gidiyordu. Ya buradaki tarz çok içime sinmedi. Hani çok mühim değil belki. Oynanış falan daha önemli olabilir. Ama online co-op South Park oyunu da çok ilgi çekici gelmiyor bana yani. Çünkü karakterler de çok böyle aksiyon uygun değil. Sıra tabanlı kombat da bence çok yakışıyordu. Ya bizzat bu küçük elli, küçük boylu karakterlerle zıplayıp aksiyona girmek falan. Tabii ki espri odaklı bir oyun olacaktır yine de. Yine de bir yerden kaybediyor gibi aksiyon tarafında. Firma olarak farklı bir firmanın yapıyor olması lazım. Evet. Yani daha önce sıra tabanlı oyunu yapan firma değil. Question mı? Böyle farklı. Çok ismini duymadığımız bir firma. Büyük ihtimalle daha önceki o sıra tabanlı oyun satışlarından memnun kaldılar mı kalmadılar mı bilmiyorum. İlk oyunu iyi sattı onu biliyorum. İkinci oyunu çıkarttılar o yüzden ama o oyunların şey olayı vardı. Hakikaten belli ki oyun oynayanlar, oyunu yapanlar gerçekten keyif alarak yapacakları bir şey için çabalamışlar. Çünkü gerçekten eğlenceli ve iyi oyunlarda yani mekanikleri falan da düzgün çalışıyordu. Öyle hani bu da işte South Park öyle oynar geçersin gibi değil. Hani zorlu savaşlara falan giriyordur oyun içerisinde. Derin sistemleri vardı ama bu tamamen şey gibi. 4 kişilik co-op servis oyunları şu an moda. Hadi biz de bir co-op bir şey yapalım da ortamda kalalım South Park markasıyla. Denmiş bir oyun gibi geldi. Ben de açıkçası çok heyecanlanamadım. Artık çıktığında göreceğiz. Ve bu ayın son bahsedeceğimiz oyunu Open Roads. Bir macera oyunu kendisi. Görsel tarzı çok hoş duruyor açıkçası. Yollar atılacağımız bir oyun ama ben mekaniksel olarak çok hakim olduğum bir oyun da değil yani. İnteraktif film diye zaten tanıtmışlar. Yani çok fazla oynanış mekaniği büyük ihtimalle içermeyecek. Yani macera oyunu ama interaktif yönü ve doğrudan hikaye anlatma tarafı daha ağır basacak neredeyse. Bir film tanımına yaklaşmış çünkü. Annapurna interaktif yayıncılığını yapıyor. Onlar genelde iyi oyunlar seçer yayınlar. O yüzden ortalamayı tutturacak bir oyun olur. Yani üzmez bence bu tür oyunları sevenler için en azından. Böyle oyunlarda ben interaktif artık film oyunlarına çok çok uzağım yani. Hani Quantic Dream bile çıkarıp bir şey yapsa döner oynar mıyım çok emin değilim yani. Herhalde bir onlarınkini oynarım büyük ihtimalle. Bu turda da yakın zamanda çok iyi bir şey de oynamadım. Çıkan her şey çok ortalama diye bahsedildiği için hiçbirini oynayasım gelmedi. O yüzden çok heyecanlı olduğum bir tür değil, bir janra değil ama bir ortalama iyi bir hikaye sunuyorsa böyle oyunlar çünkü çok iyi hikaye sununca açıp oynayasın geliyor senin. Yoksa çok böyle kovalamıyorsun peşinden yani. Ben de ona bakacağım artık. O zaman bu ayki favorini alalım. Vallahi iki tane oyun var abi. Burada yani ama sanırsam bilmiyorum. Rise of Ronin çok heyecanlandırıyor beni. Dragon's Dogma 2 ile Rise of Ronin arasında ama Rise of Ronin diyeceğim ya. Türkçe altyazısı da var madem. O zaman ben de Dragon's Dogma 2'yi alıyorum. İyi bakalım. Prenses Peach o zaman. Prenses Peach'i de onun arkasına koyuyorum. Yapacağı sürprizi bekleyerek. O zaman böyle Mart ayını bitirdik. Sonraki aylarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.